Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu benim kürsüye ikinci gelişim. Bu sefer kendi adıma konuşacağım. Şimdi ben bir sunum hazırladım. Yani sunum paslan da bilgisayar üzerinde var. Şuradan bir yandan açmaya çalışayım. Kentler üzerine konuşurken hiç kuşkusuz kent tanımları önemli bir başlangıç noktasıdır ve bu kapsamda da çeşitli çalışmalarda kent tanımlarına yer verilmiştir. Buna göre kentler iş bölümü, uzmanlaşma, artı değerin toplandığı bir merkez bağlamı kapsamında değerlendirilir. Heterojenlik, nüfus gibi pek çok ölçüte göre kentlerin tanımlanması söz konusudur. Ama tabii böyle genel bir kent tanımı dışında bizlerin aklında tüm tarihsel süreci içerecek bir şekilde kentlere yaklaşım da söz konusudur. Yani biz yani kitaplarda baktığımız zaman kentlerin genel düzeyde yani günümüzdeki bir kentten bahsederken birdenbire geçmişteki bir kentle aynı kentmiş gibi düşünürüz, öyle varsayarız. Yani burada söylemek istediğim şey kentlerin bir sürekliliğinden bahsetmek, bir sürekliliği varmış gibi varsaymak genelde karşımıza çıkan bir durumdur. Bu kapsamda da yine kentleri değerlendirirken örneğin antik dönemdeki bir Roma kentinin nüfusuyla birlikte ele aldığımızda genelde ona odaklanırız ve onun dışındaki kentler pek merceğimize girmez ve bizim analizimiz de onun üzerinden olur. Ya da benzer bir örnek yine antik dönemde işte Babil kenti üzerinde dururuz ve oradaki kentsel özellikleri tüm dönemlere taşıma gibi bir eğilimimiz vardır. Ama bu kanımca çok doğru bir yaklaşım değildir. Yani bunu birazcık üretim tarzları bağlamında düşünüp farklı dönemlere ayırmak. Örneğin işte köleci üretim tarzı üzerinden düşünecek olursak bir antik kent ayrımı yapabiliriz. Yine bir feodal kent ayrımı, kapitalist kent ayrımı üzerinden düşünürsek kentleri sınıflandırmamız ve analiz etmemiz kuşkusuz çok daha kolay olacaktır ve kentleri de böyle bir genel düşünmekten ziyade daha spesifik zaman ve mekan süreciyle bağlantılı analiz etmek söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda bir başka husus da yani bu süreklilik dışında kentlerin evrimci bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu evrimcilikten de kastettiğim şey şu açıkçası. Kentleri sürekli zenginleşen, zenginliğin kaynağı olan yerler ve bu bağlamda da bir zenginliğin merkezi olarak düşünülür ve kendi içerisinde de bunun bir evrimi olduğu varsayılır ama bu da kendi içerisinde biraz yanılsama içerir çünkü bu zenginliğin oluşma biçimi sonuçta kentlerin kırla ilişkisi üzerinden ortaya çıkan bir husustur ve kent-kır ilişkisi de beraberinde dönemlere göre kentleri, kentliliği bunları doğrudan etkileyen unsurlar arasındadır diye düşünüyorum. O yüzden kentleri de böyle evrimci bir yaklaşım dışında almanın en azından yöntemsel olarak daha verimli olacağı kanısındayım. Bu konuda bir başka yaklaşımın da kentlere organik düzeyde yaklaşmak olduğu düşüncesindeyim. Onu da şöyle açıklayabilirim. Kentlerin büyümesi genelde kentleri kendi iç dinamikleriyle ortaya çıkan bir durum olduğu varsayılır ve bu kapsamda da kentleri biz
yani kendi iç yapısı bağlamında görme eğilimindeyiz ve kentsel büyümeyi de bu kapsamda normalleştiririz. Bunu biraz açmam gerekirse, aslında kentler kendi kendine büyümez. Yani kentlerin büyümesinde farklı etmenlerin olması söz konusu. Bunların bir kısmı o kentteki farklı sınıfların, farklı kesimlerin kente yönelik yaklaşımlarıyla bağlantılı olabilir. Ya da daha dışsal etkenler bu kapsamda devreye girebilir. Yani sonuçta bir değerlendirme olarak kentleri organik bir büyüme bağlamında değerlendirmek yerine kentlerin bu bahsettiği toplumsal sınıflar arasındaki ilişki bağlamında büyüme süreci içerisinde olduğunu görmenin ben önemli olduğunu düşünüyorum ve bu yönden de değerlendirdiğimizde bu kentsel büyüme meselesini normalleştirmeyi belirli dönemler itibariyle bir kent coğrafyasına bakmanın bize çeşitli sonuçlar çıkartmamıza yardımcı olacağı kanısındayım ve benim birazdan slaytlarla size sunacağım çerçevede buna ilişkin belirli yıl aralıklarında tüm gezegensel gezegensel ortamda kentleşmenin nasıl geliştiğini, nereye doğru evrildiğini ve bu kapsamda da eşitsiz bir kentleşme dinamiğinin nasıl geliştiğini inceleme isteğindeyim. En azından buna yönelik bazı soruları ortaya koyma isteğindeyim. Bunu yaparak da aslında Kırkkent çelişkisinin 21. yüzyılda nereye doğru evrildiğini ve bundan sonra da buna yönelik oluşturulacak politikalar ve benzeri hususlarda da bu saptamalardan bir çıkış noktası olabileceği varsayımındayım. Şimdi benim ilk slaytım 1960 yılına yönelik. Slaytı da çok kısa açıklamaya çalışacak olursam burada bir kere çeşitli yuvarlaklar var. Yani bu küçük sarı yuvarlaklar nüfusu 1 ile 5 milyon arasında olan kentleri bize ifade ediyor. Daha orta büyüklükteki sarı yuvarlaklar ise nüfusu 5 ile 10 milyon arasındaki kentleri ifade ettiğini söyleyebiliriz. Kırmızı olarak işaret edilenler ise Birleşmiş Milletler'in tanımına göre mega kent olarak da ifade edilen kentleri ifade etmekte. 1960 bizim için şu açıdan da önemli bir tarih. Sadece batıda sanayi devrimi sonrasındaki kentleşme eğilimi dışında özellikle 1950'lerle birlikte gelişmekte olan ya da 3. Dünya ülkelerinde de kentleşme dinamiğinin ortaya çıktığı ve bu kapsamda da kentleşmenin yeniden sorgulandığı bir 10 yıl olması açısından da anlamlı. Ve bu açıklamalar doğrultusunda slayta baktığımızda da dikkat edilirse Avrupa'da yani kıta olarak ele alacak olursak çok sayıda küçük sarı noktanın birbiriyle belirli mesafeler içerisinde ve bunun bir dengeli de ifade edebiliriz. Bir kentleşme eğiliminin o olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında da yine bir açıklama yapmak gerekirse kentleşme oranının da kıtalar düzeyinde ya da ülkeler düzeyinde de orada görmek mümkün. Bu kapsamda tekrar değerlendirecek olursak Afrika ile Güneydoğu Asya'da kentleşme oranlarının oldukça düşük ama Kuzey Amerika'da ve Avustralya'da bunun yüksek bir oranda olduğunu söyleyebiliriz. Bununla bağlantılı belki şunu da ifade etmek gerekir. Kentleşme oranı yüksek olabilir ama büyük kentler olmayabilir. Yani burada kırsal nüfusun az ama orta ölçekli kent sayısının da yaygın bir şekilde olduğunu bir ifadesi olarak bunu değerlendirmek mümkün. Ben çok vaktinizi almamak için 20 yıllık bir sıçrama yaptım ve 1980'i bu şekilde değerlendirecek olursak
kentleşme oranlarının gezegensel düzeyde belirli bir değişikliğinin olduğu çıplak gözle de görülüyor. Avustralya'daki kentleşme oranlarının yüksek olduğunu söylemiştik, %75'in üzerinde. Bu kapsamda da Kuzey Amerika'da Kanada'nın bu bağlamda göz önünde alınması gerekir. Latin Amerika'da da yine kentleşme oranlarının yükseldiğini söyleyebiliriz. Tek tek kentlerin durumuna bakacak olursak da Avrupa'daki dengeli kentleşme durumunun devam etmesi söz konusu. Ama dikkat edilecek olursa Güneydoğu Asya'da kent sayılarının, yani büyük kent sayılarının artışa geçtiğini de yine ifade edebiliriz. Afrika'yı tek başına inceleyecek olursak da Afrika'da henüz 1980 itibariyle çok büyük kentlerin söz konusu olmadığını söylemek gerekir. Güneydoğu Asya'da da yine henüz kırmızı noktaların o kadar çok sayıda olmadığını söyleyebiliriz. 2011 yılına geldiğimizde biraz durum sanırım değişiyor. Hem kentleşme oranları olarak değerlendirdiğimizde Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın %75'in üzerinde kentleşme oranına sahip olduğunu görüyoruz. Yani Amerika kıtaları ya da bir bütün olarak değerlendirecek olursak Amerika tam anlamıyla kentleşmiş bir durumu gösteriyor. Ama bunun yanı sıra tek tek kentlerin durumunu burada değerlendirdiğimizde nüfusu 10 milyonun üzerinde çok sayıda kentin burada ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Diğer kıtalara da baktığımızda benzer bir durumun olması söz konusu ama bunu da yine belki şöyle ifade etmek gerekir. Belirli bir yığılmanın da olması söz konusu. Yani eşitsiz bir gelişmeden de burada bahsedebiliriz. Özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde burada Çin'i, yine Hindistan'ı doğrudan örnek olarak vermek mümkün. Bangladeş'te yine burada değerlendirilmesi gereken ülkeler arasında burada nüfusu 10 milyonun üzerinde kentlerin artık birden fazla sayıda olması söz konusu. Slide ilerlemeden ben bir iki nüfusa ilişkin hususu da ben ifade etmek istiyorum. Onu da şöyle söyleme isteğindeyim. Dünya nüfusunun 1800'de 990 milyon olduğunu söyleyebiliriz. 1900'de bu oran, daha doğrusu bu miktar 1 milyara ulaşıyor. Ve 1960'da 3.3 milyar, 2000'lerin başında da 7 milyar seviyesine geldiğini söylemek mümkün. Ama daha çarpıcı bir rakam belki şu söylenebilir. 1800'de kentli nüfus bağlamında bunu ifade edecek olursak 15 milyon gibi oldukça düşük bir rakamı size verebilirim. Bu da şunun göstergesi, yani sanayi devriminin eşiğinde kentli nüfusun o kadar yoğun olmadığını söyleyebiliriz. Yani 20. yüzyılın başıyla birlikte nüfusların bu şekilde birikme sürecinin hızlanması söz konusu ve 21. yüzyılla birlikte buradaki artışların da artık tek tek kentler düzeyinde ve inanılmaz rakamlara eriştiğini ifade edebiliriz. Daha da geçmişe gidecek olursak, örneğin Mumford'un kitabından bir iki tane alıntı yapmak gerekirse 12. yüzyılda, yani 1100'lü yıllardan bahsediyoruz. 100 bini, yani nüfusu 100 bini aşan kent sayısının bir elin parmağını aşmayacak sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani şimdi bizim burada kırmızı nokta olarak gösterdiğimiz nüfusu 10 milyonun üzerinde olan kentler çok normal gelebilir. Ama dünyadaki nüfus hareketlerine baktığımızda aslında son birkaç on yılda inanılmaz bir nüfus hareketinin ve bunların kente yönelmesinin söz konusu olduğunun altı çizilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu önümüzdeki dönemde
gezegensel düzeyde kent coğrafyasının olası durumu. Burada sanırım artık kentleşme oranlarının gerçekten çok üst seviyeye çıktığını ve tek tek kent nüfusları olarak ele aldığımızda da gerçekten nüfusu 10 milyonun üzerinde olan kent sayısının da çok arttığını söyleyebiliriz. Ve bu artışta da özellikle bazı ülkelerdeki nüfus 10 milyonun üzerinde olan kent sayısının artışı da çok çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada biraz daha farklı bir boyutuna dikkat çekmek istedim. Burada biraz bu kentleşme hareketinin dengesine bakmak açısından, yani büyüme oranları eşitsiz olarak nerelerde gerçekleşiyor diye baktığımızda, bunu Afrika'nın belirli bir kısmında olduğunu görüyoruz. Nijerya'nın Laos kenti ve çevresinde bu durum söz konusu. Yine Hindistan ve Güneydoğu Asya'da Çin karşımıza çıkan ülkeler, ama Avrupa'ya baktığımızda böyle bir durumun burada, yani belirli bir büyüme var ama diğer kıta ve ülkelerle karşılaştırıldığında onlardan çok farklı bir eğilim olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bunun üzerinde bu kadar ayrıntılı durma sebeplerinden bir tanesi de şu. Yani Türkiye'nin kentleşmesine değerlendirdiğimizde Türkiye hangi ülkenin ya da burada batının mı, doğunun mu, yani hangi modeli kendisine örnek alacak ve bu kapsamda da hangi ilkeler etrafında bunun yönetilmesi çabası söz konusu olacak. Örneğin Avrupa kentsel şartını zihnimizde canlandırmaya çalışırsak, oradaki hükümlerin yaşama geçirilmesi, belirli düzeyde dengeli kentleşme olan ve çoğunluğu da orta ölçekli kentte sahip olan, kullanım değerinin daha ön planda olduğu kent yapısı içerisinde oradaki modele uygun. Ama Türkiye eğer daha çok Güneydoğu, ya da şöyle ifade edeyim, Doğu ya da Güney'deki kentleşme modeli etkisi altında kalırsa, burada Avrupa'nın ilkelerini alıp bunu uydurmak, kendisine oradan bir politika çıkartmak sanırım çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir başka slide'da da tabii zamanında göz önünde bıraktığımda biraz hızlı geçebilirim. Kırsal ve kentsel nüfusun 10 yıllara göre nasıl geliştiğine ilişkin bir slide'dı bu. Şimdi Türkiye'nin durumunu da çok kısa bir değerlendirecek olursak, dünya ortalamasının üstünde Türkiye'de aslında bir kentsel nüfus artışının olduğunu söyleyebiliriz. 1950 kırılma noktası olarak değerlendirirsek dünyadaki yüzdeyle, ortalama yüzdeyle Türkiye yaklaşık aynı. Hatta dünya ortalamasının altında %25, dünya ortalamasının 6.4. Ama sürecin bitiş noktası olarak 2015'i alırsak Türkiye'deki oran %75, ki son düzenlemelerle birlikte aslında kağıt üstünde bu rakamın daha da yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Dünya ortalamasının da %53-54 civarında olduğunu söylemek mümkün. Burada tabii şunu da ifade etmek gerekir. 2010'lu yıllar itibariyle dünyada ilk defa kentsel nüfus, kırsal nüfusu geçmiş durumda ve bu gerçekten çok önemli bir eşiğin de aşılması anlamına geldiğini sanırım ifade etmek gerekiyor. Burada ülkelere göre, yani gelişmişlik durumlarına göre bir sınıflandırma var. Dünyadaki genel ortalama üzerinden kentsel nüfusun artış oranları. Burada sürekli bir düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. 3.1'den başlayarak 2050'lerde bunun %1'e kadar düşmesi bekleniyor. Gelişmişler olarak değerlendirdiğimizde bunun ortalaması 1950'de 2.4 iken 2050'de artık sıfıra yakın bir orana düşmesi söz konusu. Beklenti en azından o şekilde.
en az gelişmişlere yani en az satırı inceleyecek olursak da 1950-55 arası 4,5 iken 1945-50'de halen daha çok yüksek bir oran %2,7 rakamı karşımıza çıkıyor. Bu durumda da aslında gelecek dönemde kentleşmenin özellikle en az gelişmiş ülkelerde çok hızlı bir şekilde devam etme süreci var. Bu şu açıdan aslında çok önemli. Sanayi devrimi nüfus hareketlerini çok hızlandıran bir faktör ve Batı'da örneğin İngiltere'de bu kapsamda çok hızlı bir kentleşme hareketinin olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 100 yıl içerisinde İngiltere'deki kent büyüklüklerinin 6-7 kat büyümesi söz konusu. Ama burada bir karşılaştırma yapmak gerekirse bu en az gelişmiş ülkelerdeki kentleşmeyle karşılaştırıldığında inanılmaz büyük bir fark var. Örneğin Dakar ve Lagos gibi kentler üzerinden düşünecek olursak burada çok daha kısa süre içerisinde 40 kattan fazla büyümenin olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii şöyle bir fark da var. İngiltere'de hem kırın hem de kentin sanayi bağlamında görüşünün söz konusuyken bu bahsedilen ülkelerin en önemli özelliği bunlarda bu tip bir ekonomik altyapının da olmadığını ve buna rağmen inanılmaz bir derecede kırdan kente göç olgusunun ve kentin de kendi içerisinde büyüme dinamiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu slaytta da kırsal nüfusun benzer bir şekilde artış hızlarını ortaya koymaya çalıştım. Şimdi kalan süreyi de 1950'den itibaren dünyadaki en büyük 15 kentin nasıl sıralandığını ortaya koymak istiyorum. 1950'de dünya kenti olarak da daha sonraki süreçte adlandırılan New York, Tokyo ve Londra'nın en büyük üç kent olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Listedeki büyük kentlere bakıldığında da birkaç istisna hariç aslında ekonomisi güçlü olan ülkelerin bu bağlamda büyük kentleri burada varlık gösteriyor. Ama bu sıralama ilerleyen 10 yıllarda ciddi bir şekilde gelişecek. Ülke ekonomileri o kadar da güçlü olmayan çok sayıda ülkenin çok büyük kentleri bu listeye çok hızlı bir şekilde giriş yapacağını ifade edebiliriz. 60'taki sıralama bu şekilde. Tokyo'nun nüfusu yaklaşık 17 milyona erişmiş durumda. New York 14 milyon, Londra 8 milyon ve halen daha kırmızı nokta olarak hatırlayacak olursak iki kırmızı noktamız var. 1970 yılında 20 milyon eşinin Tokyo tarafından aşıldığını söyleyebiliriz. New York'ta 16 milyonu geçmiş durumda. 80'de Tokyo'nun artık 30 milyon sınırına yaklaşması söz konusu. New York'ta belirli bir durağanlık var, 15 milyon. Ve aşağıya doğru artık Mexico City, Sao Paulo, Buenos Aires, Calcutta, Bombay gibi daha çok gelişmekte olan ülkelerin kentleri de nüfuslarının hızla yukarıya çıktığı bir eğilim söz konusu. 1990'da Tokyo 30 milyon eşiğini geçiyor ve burada dikkat edilirse 10 tane kentin 10 milyon eşiğini geçtiğini ifade edebiliriz. 2000 yılında ilk 15 kentin hepsinin ortak özelliği nüfuslarının 10 milyon eşiğini geçmiş olması ve Tokyo'nun nüfusu da yaklaşık 35 milyona yaklaşıyor. ...2010 yılında listedeki kentlerin büyük bir çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerin ülkelerde yer alan büyük kentler olarak karşımızda. Ve 2015 yılındaki manzara burada artık 20 milyon eşiği sadece Tokyo tarafından geçilmemiş durumda. Başka kentlerde bunu aştığını ifade edebiliriz. Ben burada listenin tamamını aldım. Yani 30 kent
birazcık İstanbul'un durumunu görebilmek için. Dikkat ederseniz İstanbul'un nüfusu 11 milyon civarında verilmiş. Biz biliyoruz ki İstanbul'un nüfusu bunun çok daha üstünde. Yani buradaki rakamlar yüksek rakamlar değil, düşük rakamlar olarak ifade edebiliriz. Yani bu gördüğünüz manzaradan çok daha kalabalık kent coğrafyasıyla karşı karşıyayız. Son iki dakikada da genel bir ifade kullanmak gerekirse, dünyada büyük bir kent olgusunun artık varlığını hissettirdiğini söyleyebiliriz. Ve kentlere yönelik politikaların geliştirilmesinde de bu önemli bir durum. Çünkü küçük kentler için bir takım politikalar ifade edebilirsiniz. Onları da bir ülke içerisinde yaşama geçirmek söz konusu olabilir. Ama ülkelerin asıl dinamini oluşturan bu nüfusu çok büyük kentleri de sanırım göz önünde tutup onlar için de bir modelin oluşturulması gerekir. Bu kapsamda da sorulması gereken sorulardan bir tanesi, bu kentlerin neden bu kadar hızlı büyüdüğünün de tartışmasının yapılması gerektiği. Ben sözlerimin başında ifade etmiştim. Bu kentlerin ben organik büyüdüğünü düşünmüyorum. Yani kendi iç dinamikleriyle bunların büyümesi söz konusu değil. Bu sınıfsal düzeyde bu kentleri büyütme amacını ortaya koyan kesimler tarafından hızla büyütülmesi durumu söz konusu. Nasıl finansın önündeki tüm engellerin kaldırılması yönünde sınıf düzeyde bir mücadele varsa, kent nüfuslarının da bu şekilde arttırılması yönünde bir küresel düzeyde mücadelenin olduğunu ifade edebiliriz. Küresel düzeyde düşünüldüğünde çeşitli kuruluşlar bunların sonuçları üzerinden tartışmalar ortaya koyuyorlar. Ama sanırım bunun nedenleri üzerinde de durmakta yarar var diye düşünüyorum. Ben süremi doldurdum. Sabrınız için teşekkür ediyorum.